Selamünaleyküm arkadaşlar. Kırıkkale, Balışey, Kenan Obası, Yasıbağ mevkiindeyiz. 6000 ceviz fidanı bulunan, Çetner ceviz bahçesindeyiz. Artık sezonu kapatıyoruz. Yavaş yavaş yapraklarımız olgunlaştı, pişkinleşti. Tepelerde kızıl sürgünlerimiz yok. Sezonu tamamlıyoruz. Hasat yaptık. Şöyle göstereyim. Aşağıda gördüğünüz binaların ne diyeyim en sağındaki bina orada. Ceviz soyma, kurutma tesisi. Yeni yapıldı. Videolarında paylaştım zaten gördünüz. Orada şu anda ceviz soyma, ceviz kurutma işlemi devam ediyor. Bu bahçemizde de bu yıl 3. yaşında tadımlık bir ceviz çıktı. Zannediyorum 300-400 kilo civarı bir ceviz toplandı. Kalite çok güzel. Buradan hemen göstereyim. Bir ceviz gördüm. Cevizin kalibresi bu elimdeki 34-36 civarı bir kalibre. Ağırlığı güzel. İçi beyaz. Çetner'ın belki en lezzetli versiyonlarından bir tanesi diyeyim. Bir, buranın, bu bahçenin cevizi güzel. Geçen yıl böyle tek tük bulunmuştu. Bir iki kova toplanmasına rağmen kalanlar vardı. Onlardan tadına bakmıştık. Bu yıl da tadına bakıyoruz. Cevizi gerçekten çok güzel. Bir, Denizli'deki ürettiğimiz Denizli Pırmar mevkinde Bozkurt'un İnceler beldesinde ürettiğimiz ceviz çok güzel. O tamamen çok ince bir kabuğu var. Bir de bu bahçenin cevizleri güzel. İçi dolu ve beyaz, lezzetli. Her şeyi de güzel. Çok ben beğendim. Çetner'lardan iki tanesi bunlar arkadaşlar. Yani çoğu yerlerde şey olmuyor. Çetner tam böyle istediğimiz lezzetli olmuyor. Ama buranın cevizi hem yağlı hem aroma güzel. Yani gönül rahatlığıyla hatta bu cevizleri hem denizden hem buradaki cevizleri yedikten sonra insanın başka cevizle yiyesi gelmiyor işin gerçeği. Yerli burada kamambir de bir 5-10 tane eklemiştik tozlayıcı için. Genelde kullanmıyoruz ama burada bir eklemiştik. Onun tadı bile bu buradaki çetlerin tadını tutmuyor. Şimdi bahçemizin artık sezon sonu, kalınlaşmalarımız ne durumda? Onları da göstereceğim. Gelecek yıllarda da şey olur, örnek olur. Bakın hemen şöyle göstereyim. Burada meşelik var. Meşelikten sonra birinci ağaç değil, ikinci ağacı ölçüyorum ve başka yine yeri belli olsun diye. Şu anda şeyimiz, kumpasımız sıfırda görünebiliyorsa şöyle göstermiş olayım. İnşallah görünüyordur. Sıfırda. Ve şimdi ölçeceğiz. Şöyle yani gövde kalın. Bizim için önemli olan ağacın büyümesi. Dalının budağının çok olması ve gövde kalınlığının güzel olması. Şöyle kumpası da açabilirsek. Kumpası galiba sıkmışız. Bir saniye. Şimdi ağacımızın hemen aşı üstünden bir ölçüyoruz. Şöyle göstereyim. Şöylece. Şu şekilde ölçüyorum. Tam oturtturuyorum iyice itip. Hatta şu kenardan da itebilirim. Şu anda gördüğünüz gibi 79 milim. Yani 7.9, 99 hatta 8 santime yakın bir ağacımızın genişliği var. Bir de yukarıdan alacağım. Şu seviyelerden. Burayı da itiyorum iyice. Otursun ağacımıza. Şöyle uzaktan göstereyim. Kumpasımız nasıl bir şey. Şöyle iyice itiyorum. Oturdu. Yukarı kesmemizde 5.6 santim. Yani 56 milimetre. 5.6 santim seviyelerinde. Seneye yine bunu ölçer gösteririz. Şimdi bakın neredeyse 8 santime yakın bir küpür edilmiş şeyimiz, ağacımız. Şey tam dipten almıyorum bakın. Aşı yerinde değil. Aşı yerinin biraz üstünden alıyorum. Yine burada da yapacağım aynı işlemi. Şimdi şöyle bakın. Bu ağacımızın kalınlığı biraz daha iyi gibi. Evet, yok. Diğeri daha kalınmış. Bu ağacımız da 7.7 santimetre çapında bir ağacımız. Yukarısını ölçüyoruz. Yukarısı da şöyle göstereyim.
ne kadar? Yaklaşık 6 santim çapında bir ağacımız. Ağacımız ölçtüğümüz 6 santimler seviyesinde geliyor. Burada bunlar ortalama ağaçlarımız. Şurada bir tane de ağacımızı ölçelim. Buradaki amacımız bizim yaptığımız beslemede, gübrelemede ağaçlarımız hangi seviyeye geliyor? Bunu da bu yıl mesela sonbaharda ölçtük. Gelecek sonbaharda yine ölçeriz. Şu ağacımızı göstereyim şöyle. Şimdi aşının şu kısmı, şurası aşı. Şu gösterdiğim yeri aşı. Şu kısım aşının altı. Aşının altını ölçmüyorum. Biz asıl şu aşının hemen üst tarafında 5 santim üst tarafından ölçüyorum. Şöyle göstereyim. Bu ağacımızda 7.7 santim. 77 milim yani 7.7 santim çap şeyinde. Küpüründe diyelim ya. Bunu nasıl isimlenirse. Üst taraftan iki yerden ölçüyorum. Bir de yan dalların çıktığı yerin hemen altından. Bu da 5.3 iyice gittim. 5.3 santim, 53 milim çapında. Kumpas ölçmede nasıl bir terim kullanılır onu tam bilmiyorum. Şurada şeyimiz vardı. Bir tane hatırlarsanız hiç budamadığımız bir ağacımız vardı. Yani 3-3,5 metrelerdeyken şu ağacımız. Bırakmıştık. O belli bir ağaç olduğu için. Onu da bir ölçelim. Onun karşısında çok güzel gelişen bir ağacımız var. Genelde 7.7. Alt taraf 5.5, 5.3 şeklinde üst taraf geliyor. Bu ağacımız sanki kalınlığı daha güzel. Şimdi alt taraf hemen yine geliyorum. Aşının hemen üstü 5 santimetre üst tarafına ölçüyorum burada. Şu ağacın kalınlığı bu. Yani şimdi elimizi falan ölçü olarak kullanıyoruz ama böyle şey olması daha güzel. Bakın bu ağacımız 7.7 idi diğerlerinin ortalaması. Bu 9. 90 milim yani 9 santimetre genişliği var diyelim, öyle söyleyelim. Nasıl bir tabir kullanırım onu da bilemedim. Şimdi bir de şu kısımdan alıyorum. Yaklaşık 1.60-1.70'ler seviyesinde. Bu ağacımız yalnız daha güzel kalınlaşmış. Belki bu bölgemiz daha iyidir. Az önce görüştüğümüz yere göre. Burası şeyde de bakın burada 5. Şöyle göstereyim. 5.7-5.8'lerde ortalamanın üstünde 5.8 gibi. Şöyle tekrar göstereyim. Ben görebildim 5.8. Şimdi bir de şöyle döneyim. Şu ağacımız tamamen bundan bir sonraki de daha en iyi gelişen ağaçlarımızdan bir tanesi. Şimdi hemen hemen 4 yaşını dolduracak buradaki ağaçlarımız. Şimdi şöyle bir ölçelim. Diğer tarafa daha şey gibi. Daha geniş gibi. Bakın bu ayak bilek kalınlığını geçmiş bu ağacımız. 9.3 santim genişliği. Bir de şöylesini ölçeyim. Bakın bu böylesine daha da geniş. Şöyle göstermiş olayım. 9.7 santim. Bir de üstten alıyoruz hemen yan dalların alt tarafından. Böylesini alayım. Böylesine daha geniş ağaç. Bunun diğerlerinin aşı yeri bunun üst tarafı kadar. Neredeyse 7.6 santimetre. Şöylesini alayım bir de. Böylesine biraz daha dar. 7 santim. Evet. Bundaki ölçmemizdeki amaç ağacımız ne kadar kalın olur, ne kadar geniş olursa o kadar da şeyimiz büyüyecektir ağaçlarımız. Üst taraf da ona göre büyüyecek ve ona göre meyve tutacaktır. Bu ağacımızın zaten şöyle göstereyim. Üst tarafı da artık 3 kilo 5 kilo tutabilecek seviyelere gelmiş. Seneye de biraz daha büyüyecektir. Hem ürün alacağız hem büyüteceğiz Allah nasip ederse. Şimdi bir tane de cevizimiz burada denk geldi. Şöyle kopardığımı da göstereyim. Başka yerden alıyormuş gibi de bir şey olmasın. Şöyle elim görünüyor mu? Evet, yeşil kabukluyken. Bu büyüklükte çatlamış. Hemen açıyoruz. Şöyle bahçemizde göstermeye devam edelim. Şimdi ne kadar baksanız bir defa, iki defa, üç defa toplasanız yaprak döküldükten sonra yine çatma meyvesini gizlediği için bu 36-38 kalibre gibi bir şeyi var. Büyüklüğü var. İleride de şey göstereceğim. Hemen kırayım olmazsa.
İçini de göstereceğim. İçini kırayım. İki tane ceviz buldum. Bunların iç randımanı nasıl? Onu da söylemiş olayım. Şöyle arkadaşlar kırdım. Bir kısmını yedim. Sizler de yersiniz inşallah. Güzel beyaz. İç dolu bakın, kelebeğin uçlarında bir boşluk yok. Etli. İç randımanı yüksek, bakın şöyle çevireyim. Güzel etli, iç randımanı yüksek. Lezzetli bir çetin cevizi. Ben hoşuma gidiyor bu yağlı ve güzel olması. Şöyle yukarılarda doğru çıkayım. Arkadaşlar yerken iki ceviz daha buldum. Şöyle randıman güzel. İç dolu, dop dolu, hatta tahta kapı açacak şekilde dolu. Maşallah güzel. Bahçemizde şu an yapraklar güzel. Canlı diri. Son baharda biraz ilaç da attık ama yaprak bitlerini bu sene durduramadık. Yani çok fazla ilaç istedi 2-3 güne bir. Ama artık hasat zamanı geliyor. Eylül sonuna doğru mecburen Eylül'ün 15-20'si gibi ilacı kesiyoruz ki hasatta kalıntı kalmasın diye. O sebeple o dönemde gelen bir yaprak biti, şıralanma, ballı basara gibi şeyler geldiği zaman, hepsi aynı bunların zaten, yapacak çok bir şeyimiz de yok diyoruz. Geliyorsa geliyor artık diyoruz. Yani insana ve çevreye bir şey kalıntı kalmasın. İnsana kalıntı kalıp da hasta etmesin insanları. Onun için ilacı atmıyoruz. Eylül 15-20'sinden sonra ilacı bırakıyoruz. Çok ciddi bir problem olmadı müddetçe müdahale etmiyoruz. Ağaç kuruyacak gibi bir durum olursa ancak o kadar, o zaman müdahale ederiz ama o zaman çıkan ürünü satmamayı tercih ederiz. Onun dışında ilaç atmadığımız için birazcık yaprak bitleri gelmiş. Ama yine nispeten az. İlaç atılmayan bahçelerde daha fazla. Onu da gördük. Arkadaşlar şimdilik bu bahçeden vereceğim bilgiler bu kadar. Hasattan sonra neler yapıyoruz, onunla ilgili de başka videoda bilgi vereceğim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.